Varlık tanımını yapacağız önce. Şimdi varlık nedir? Mahluk nedir? Mahluk kelimesini biliyor musun Melih? Mahluk ne demek? Yaratılan. Mesela ağaç bir mahluktur, sen bir mahluksun, ben mahlukum, böcek mahluk, köpek mahluk, tamam mı? Şimdi buna biz vücut diyoruz. Yani her mahluk bir vücut sahibidir. Doğru mu? Ama şimdi vücut tanımını çok iyi yapmamız lazım ki bu dersin esas temeli burası. Şimdi 3 çeşit vücut var. 1. Vacibül vücut. Yani Allah. Hakiki manada vücut sahibi olan, vücudu hiçbir yere bağlı olmayan, kendi bizatihi kemalat sahibi olan, güzellik sahibi olan ve hiçbir zaman fani olmayan, batmayan, hakiki manada vücut sahibi yalnız ve yalnız Allah'tır. Koyduk cebimize. Ne dedik? Tekrar edelim. Vacibül vücut. Ne demek vacibül vücut? Yani şöyle söyleyeyim. Hiçbir yerden güç almadan, kendi başına bizatihi, kendi başına varlık olan, hakiki varlık olan vücut vacibül vücuttur. Bu Allah'tır. 99 esma ilahi, 1001 esma ilahi, sonsuz esma ilahi hakikatta ve şuunat ilahi hepsi Cenab-ı Hakk'ın bu vücudunun, bu varlığının açılımlarıdır. Biz o bütünü bilemediğimiz için, o sonsuz varlığı idrak edemediğimiz için esma ilahi vasıtasıyla onun yaptığı icraatları anlamaya çalışıyoruz. Tamam mı? Şimdi bunu koyduk cebimize. Ama şimdi abi tek vücut, hakiki vücut Allah'sa biz neyiz? Şimdi benim vücudum yok mu? Efendimizin vücudu yok mu? Çiçeğin vücudu yok mu? Hem var hem yok. Yani gri. Bakın tonu biraz daha az bunun. Farkındaysanız değil mi? Siyah değil, gri. Ne demek? Gri ne demektir? Beyazla siyahın birleşmesiyle oluşur. Doğru mu? Şimdi bir de üçüncü vücut vardı ki vücudu olmayan adem diyoruz. Yok. Şimdi yokluk beyaz. Hakiki vücut sahibi olan Allah koyu. Peki biz neyiz? Sen de grisin. Yani senin vücudun var ama senin vücudun bir vacibül vücuda bağlı bir vücut. Anladınız mı? Yani sen, ben, bütün kuş, çiçek, böcek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimiz birer aynaymışız. Ayna. Aynaya bakınca kimi görürsün? Ayna kimi gösterir? Bakanı gösterir. Yansıtanı gösterir. Doğru mu? Aynayı aldım. Ben bakıyorum. Benim görüntüm ayna üzerinde gözüküyor. Bütün vücutlar, bütün mahlukat vacibül vücudun cilvesi. Esmasıdır, aynesidir. Hepsi de mahluktur. Resulullah aleyhissalatü vesselam da mahluktur. Ama ve lakin Cenab-ı Hakk'ın 99.001 esmasına, sonsuz esmasına, sıfatına ve şuunatına sonsuz bir aynalık yaptığı için, en iyi şekilde gösterdiği için, en iyi şekilde temsil ettiği için eşrefi mahlukattır. Elhamdülillah bak. O yüzden Mescid-i Nebevi'ye gittiğimiz zaman beni en çok böyle ciddi olaraktan hem yaralayan hem de bir nebze sevindiren bir şey var ki yeşil kubbede duruyorsunuz. Eşrefi mahlukat önündeyiz. Değil mi? Şu kainatın sebebi hilkatinin önündeyiz. Fakat o bile fani. Ya o bile mahluk, o bile fani. Ne yapıyorsun? Ya baki, entel baki.